Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Üstü Okulu'ndan İzzet Alşan. Bu dersimizde sizlere uydu verilerini kullanarak bu verilerden displacement map'ler elde ederek 3D Max'te arazi oluşturmayı göstereceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi biraz farklı bir eğitim olacak bu eğitim. Dediğim gibi çeşitli uydu verilerini kullanacağız, uydu datalarını. Bu dataları kullanarak Max'te bunları nasıl yükselteceğimizi öğreneceksiniz bugün. Bu tarz dersleri hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Yani Türkçe olarak bu tarz bulamayacağınız eğitimleri sizlere hazırlamaya çalışacağım ilerleyen zamanlarda da. Yine bu tarz farklı eğitimlerin gelmesini istiyorsanız mutlaka yorum kısmından belirtin sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bunun için bazı yazılımlara ihtiyacım var. Bu yazılımlarımızın başında MicroDem isimli bir program geliyor. Bu MicroDem dediğimiz program nedir? MicroDem burada da açıklandığı üzere ücretsiz mikro bilgisayar haritalama programı arkadaşlar. Yazarı Profesör Peter Good, Okyanus Bilimleri Departmanı, Amerikan Deniz Harp Okulu'nun arkadaşlar. Deniz Harp Akademisi'nin profesörlerinden bir tanesinin yazdığı bir yazılım. Bu yazılımı kullanarak daha önceden kayıt edilmiş uydu verilerini, topografik veriler arkadaşlar, ne yapacağız? Bu program aracılığıyla işleyip ve biz bunu Max'te Displacement Map'e dönüştüreceğiz. Ve araziye yükselteceğiz arkadaşlar. Şimdi burada MicroDem ile ilgili çeşitli bilgiler var. İşte uydu görüntüleme, işte uydu görüntüleme, scanned maps, taranmış haritalar arkadaşlar. Vektör haritaları bilgisi, aynı zamanda GIS database'ler. GIS database'ler dediğim gibi bu uydu verilerinden gelen bazı dosyalardır arkadaşlar. Bunları da kullanacağız. Biz GeoTIFF dediğimiz bazı dosyalar var. Bunları da kullanacağız. Şimdi peki bu uydu verilerini biz nereden alacağız? Sıradaki sitemiz bunu gösteriyor. Open Topography arkadaşlar. Bu site yüksek çözünürlüklü topografik verileri barındıran, yani harita verilerini barındıran arkadaşlar, arazi verilerini barındıran bir site. Bu siteden alabiliriz, indirebiliriz. Bu site daha önce de çeşitli uyduların kayıt etmiş olduğu, dünya yüzeyinden taramış oldukları topografi bilgilerini belli datalar haline indiriyoruz. Bu dataları MicroDem'de işliyoruz sevgili arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Data bölümüne geleceğiz. Find data diyeceğiz burada. Find data'ya gelelim bakalım. Find data deyince karşınıza ilk olarak gördüğünüz gibi ne geldi? Hemen bir harita geldi. Google Map'e benziyor farkındaysanız. Buranın üzerinden çeşitli şeyleri alabiliriz arkadaşlar, verileri. Şimdi burada isterseniz daha önceden bakın hazır şuralardan şurada da gördüğünüz gibi Community Data Space ve Open Topography sitesinin taramış olduğu veriler var. Bunları alabilirsiniz veya bizim Türkiye tarafına bir gelelim. Türkiye tarafında çok fazla bir açıkçası şey yok. Hani hazır kaydedilmiş veriler yok. Ama biz buradan kendimiz oluşturabiliriz ve alabiliriz. Şimdi bunun için belli dağlık alanlar seçeceğim arkadaşlar. Daha net anlaşılabilir olması açısından. Şöyle geliyorum. Burada bakın şurada Köprülü Kanyon'un olduğu yerler var. Milli Park. Bakın şuralarda hep dağlık bölgeler. Buralardan seçebiliriz alacağımız veriyi. Altın Yayla dediğimiz yer var. Bakın şurası. 2296 metre. Bakın şu bölüm. Şurayı komple alabiliriz. Köyceğiz gölüyle birlikte. Peki bunu nasıl alacağız? Şimdi normal şartlarda ben arkadaşlar Malatyalıyım bu arada. Malatya'ya gidip direkt alabilirdim. Ama orada şey yok. Beydağ var sadece arkadaşlar şu bölümde. 2400 metrelik. Ama ben şuradan amacım şeyi de göstermek sizlere, su. Dolayısıyla burayı seçtim şu an. Bakın yaklaştıkça dağlık alanları görebiliyorsunuz. Şimdi Select Region bölümünden bir seçim yapacağım şöyle. Hatta bir daha seçsem. Evet, şöyle bir şey. Böyle bir seçim yaptım sevgili arkadaşlar. Bu seçimi yaptıktan sonra Global Multi Resolution Topography bölümü var. Bir raster var şurada. Buna bir tıklayabiliriz. Şöyle mouse'un orta tuşuna basarak tıkladım arkadaşlar. Tıkladıktan sonra Max dedim. Çözünürlüğü seçiyorum arkadaşlar. Onun dışında Generate Hillshade Image from Dem diyorum. Burası standart kalabilir. Şurada hemen 3D okulu yazıyorum. 3D okulu
Buraya kafadan bir mail verebilirsiniz. Siteye kayıt da olabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Ana sayfadan direkt üyelik gerçekleştirebiliyorsunuz. Submit diyorum. Şu an uydu verisini indiriyor. Hazırlıyor arkadaşlar. Burada aynı zamanda şunu da seçelim. Yine mouse'un orta tuşuna bastım. Burada da şunu da seçelim. Diğer uyduya gelelim. Bakın şurası. Geotif. Buradan da alacağım. Üç D okulu. Burayı kopyalıyorum. Submit dedim. Submit diyorum buraya da. 3 farklı veri geldi. Bir tanesi şu. Done dedi arkadaşlar. Şunu bir indirelim. Tıkladım. İndiriyorum bakın. İndirsin. Bunu indirdikten sonra şöyle masa üstüne aldım. Bu tamam. İkinciye geçelim. Bekliyorum. Bu da aldı. Bunu da indirmeye başlat dedim. Aç dedim. İçindeki dosyayı sevgili arkadaşlar. Masa üstüne çıkarttım ben. Diğerine geldim. Bakın yine bu da aynı. Değişen bir şey yok ama hani yine de görmeniz için yapıyorum sevgili arkadaşlar. İndirmeyi başlat. Evet, bunu da çıkardım. Şimdi MicroDEM'e gelelim. MicroDEM'i dolan diyerek indiriyorsunuz ve normal kurulum gerçekleştiriyorsunuz. Standart next 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 versiyonu. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu işlemleri yaptıktan sonra MicroDEM programını bilgisayarınızdan çalıştırın. Çalıştırdıktan sonra şöyle yapalım. Masa üstüne bir geçelim. Ben şunları bir şöyle alayım. 3 tanesini de. Bakın isimler aynı gibi. Şunu siliyorum. Farklı uydulardan veriler aldık arkadaşlar. Şöyle. Bunu da silelim. MicroDEM'e geliyorum. İlk olarak file bölümüne geliyorsunuz. Buradan open dem diyorum arkadaşlar. Masa üstüne geliyorum. Bakın output allows'u tıklayalım bir. Burada yes deyip ya da no diyebilirsiniz arkadaşlar. No dedim. Görüyorsunuz şöyle şunu %100 yapalım. No diyelim tekrardan. Büyüklüğü gayet iyi. 150'ye çekelim. Arazinin dağlık olan bölgelerin, bakın daha koyu tepe noktalarının daha koyu renklerde, koyudan kastım daha kırmızının tonları ve morun renkleri, aşağılara doğru indikçe mavi ve yeşilin tonlarını görüyorsunuz. Peki bu bizim işimize yarayacak mı arkadaşlar? Bu haliyle yaramaz. Ne yapmamız lazım? Bizim bunu siyah beyaz display smooth map'e dönüştürmemiz lazım. 3ds Max'te kullanabilmek amacıyla. Arazi map oluşturacağımız için. Şimdi sağ tıklıyorum arkadaşlar. Buradan İlk olarak eğer karşınıza ilk MicroDEM'i kurduğunuzda bu arada çizgiler çıkarsa, böyle grid dediğimiz ızgaralar çıkarsa, bunu sağ tıklayın, grid kısmından neither yapın arkadaşlar. Şöyle bir şey çıkabilir karşınıza ya da şöyle, bakın şuradakiler gibi. Bunu neither yapın arkadaşlar. Sağ tıklayın tekrardan. Bunun dışında legends and marginal kısmına geliyorsunuz. Burada da karşınıza şunlar tikli olabilir sevgili arkadaşlar. Bunlar bizim uydunun verilerini gösteriyor. Bakın mavi olan noktalar denize sıfır olan kısımlar artık. Sıfıra doğru gidenler. Şu bölümler ise 1500 metre yaklaşık şu bölümler. Bu diğer kısımlar ise tepe noktalar ise 1500 üzeri artık. Yani 2000 metre, 2200. Zaten haritadan baktığımızda 2400 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bunları gösteriyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacaksınız? Bunları da istemiyoruz biz. Legend and Marginal kısmından. Bunları da iptal edin. Elevation, Scale Bar ve Terrain kategori kısmını. Okey dedim. Ardından sevgili arkadaşlar başka karşınıza çıkabilecek bir şey yok. Burada display parametre gelin. Elevation'ı seçin. Elevation'ı seçtikten sonra grayscale'i seçiyorsunuz. Monokrom. Monokrom'u seçtiğinizde arazinin siyah beyaz halini getirmiş oldu. Sağ tıklayın tekrardan. Buradan bir bakalım. Export kısmımız var. Google Earth'e de map olarak kaydedebiliyorsunuz. Bakın çeşitli şekillerde. Bu tamamen hani size kalmış sevgili arkadaşlar. İster bu şekilde çalışabilirsiniz. Bunun dışında burada bir
Bakalım save kısmımız var mı? Burada yoksa yukarıdan kaydedeceğiz. Export'a bakıyorum tekrardan. Şöyle file. Save map as image diyorum arkadaşlar. Save map as image. Bitmap olarak kaydedelim. Bakın şöyle 3 boyutlu halini görebiliyorsunuz. Şu şekilde file save map, save image diyebilirsiniz bu arada. Bu da ayrı bir teknik. Direkt yani. Daha önceki versiyonlarda sağ tıkladığımızda save butonu aşağıdaydı ama şimdi değişmiş. Çok önemli değil. İlk kurduğumda ben mikrodemi burada C'nin içerisinde map data diye bir bölüm oluşturdu. Oradan alıyor. Ben bunu masa üstüne kaydedeceğim. Arazi diyorum ya da şöyle diyorum terrain. Terrain köyceğizi yanlış hatırlamıyorsam. Öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Kaydedelim. Bunu kaydettik ve kapatıyorum. File. Ben hangisini açmıştım? Salos açmıştım sanırım. Open. Open dem diyorum. Evet Alos'u açmıştım pardon. No diyelim. Bakın bu daha düşük çözünürlüklü. Farkındaysanız. Daha düşük çözünürlüklü. İstediğim gibi değil. İşimi görmeyecek. File. Buradan tekrar open. Open dem diyorum. Bir de diğerine bakalım. SRTM olanı. Bu da bir nebze iyi. Diğeri gibi arkadaşlar. Burada siz bunun zaten çözünürlüğünden anlayabilirsiniz. Hangisinin daha iyi, hangisinin daha sıkıntısız olduğunu. Bu şekilde aynı işlemleri tekrarlayabilirsiniz. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Şimdi gelelim 3ds Max'e. İlk olarak Alt W yapıyorum. Customize bölümüne geliyorum. Kilometre cinsindendi. Biz de bir o şekilde yapalım isterseniz. Kilometre. Kilometre. Okey. Alt W. Buraya bir tane plane oluşturuyorum. Ya da ne yapalım? Kastimiz birim ayarları. Metre. Metre yapalım. Evet. Arkadaşlar burayı da 1000 yapalım. 1000 yapalım. 1 kilometre 1 kilometre. 1 kilometre olsun. Burayı da 100'e 100. F4. Bakın. Hatta belki daha da arttırabiliriz. 200'e 200. Ardından ne yapıyoruz? Modifier list içerisinden displace uygulayacağız. Buradan da map bölümüne tıklıyorum. Bitmap. Masa üstüne kaydetmiş olduğum köyceğiz haritasını alıyorum. Bakın aldıktan sonra şuradan yükseltiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Arazi oluşmaya başlıyor. Şu şekilde göz kararı şu an yapıyorum tamamen. Bakın şu suyun olduğu bölümler arkadaşlar. Bu da diğer tepe kısımlar. Şimdi bununla birlikte şunu şöyle bir clay modunda göstersek. Bununla birlikte bir tane daha plane oluşturuyorum. Clay modunu kapatabiliriz. Default shading. Bakın şöyle suyun olduğu bölümler için. Ben hafiften yukarıya kaldırdım. Bunu şöyle mavi. Bunu da kahverengi falan yaparsak. Tam kahvede olmadı. Gri yapalım. Şu şekilde oluşturabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada artık çeşitli denemeler yaparak çeşitli veriler elde edebilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Burada tekrardan şeye dönelim. Haritalara dönelim. Haritalara dönelim. Bakın köyceğiz gölün olduğu bölüm. Şu bölüm arkadaşlar. Burada tabi şöyle bir durum söz konusu. Bizimki şu bölümün genel olarak burası sıfıra yakın olduğu için genel olarak aldı. Genel olarak aldı. Şuralar sıfıra yakın olduğu için. Dolayısıyla bunun için ne yapmak lazım? Daha uygun bir yer seçebilirsiniz. Veyahut şu bölümü biraz daha aşağı doğru ne yaparak modelleyerek veya işte düzenleyerek aşağı doğru indirebilirsiniz. Göl kısmını buraya taşıyabilirsiniz. Ne demek istedim sevgili arkadaşlar? Demek istediğim şey şu. Bakın tap ekranına geleyim. Örneğin gölün olduğu bölüm şu bölümse
Tamam, bakın sallıyorum şu an. Gölün olduğu bölüm bu bölümse bunu nasıl buna hizalayabilirsiniz? Bunu şöyle hizalayabilirsiniz. Gelirsiniz burada şu bölümün arkadaşlar bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Şu bölümün. Bakın şuradan. Nasıl alacaksınız? Şöyle hafiften bir yaklaşayım. Veya şöyle. Hemen burada print screen tuşunu çalıştırıyorum. Şöyle basitçe alıyorum. Bu tamamen şu an teknik arkadaşlar. M'ye basıyorum. Şu an aklıma gelen bir teknik. Yani hani öncesinden planladığım bir şey değil. Nerede? Şu. Bunu şuna attığımı düşünün. Göster dedim. UV map. Gerek var mı? Height selection. Evet, gerek yok. Bakın. Şimdi biz buranın tamamını şey olarak düşündük. Su olarak düşündük değil mi? Dedim ki burada arazinin topografi verisinden kaynaklı bir durum söz konusu. Biz burada ne yaparız sevgili arkadaşlar? Biz burada geliriz şöyle. Hemen line çizeriz buradan basitçe. Şu şekilde. Yani ben rastgele şu an gidiyorum. Çizmeye devam edelim. Burası göl olacağı için bize aşağı doğru modellerin kaymış olması yeterli olacak. Ne yapacağız? Yukarı doğru şöyle çıkartıyorum sevgili arkadaşlar. Şunu değiştirelim hemen. Bakın şurası. Burada şöyle bir işlem yapabilirsiniz. Bunu alırsınız. Bir kopyasını atarsınız buraya. Yedekte dursun. Bunu hemen sağ tık. Convert Editable Poly. Geldim hemen buraya. Standard Extended Primitives. Buradan Shape Merge Component objelere gelelim. Shape Merge neredesin? Buradasın. Shape Merge'ü seçerim. Şöyle Pick Shape derim arkadaşlar. Bir bakalım şöyle. Bakın orada ne oluştu? Hemen suyun olduğu bölümde parçamız oluştu. Editable Poly. Kontrol tuşuna basıp seçerim. Şöyle yapalım. İstediğim gibi seçmedi. Çok problem değil. Geri gelelim tekrardan sevgili arkadaşlar. Şöyle. Bunun üzerine bir editable poly verelim. Evet, direkt poligonu seçtim de oldu. Ne yaparsınız? Bakın burayı şöyle bir şey yapabilirsiniz. Soft selection neredesin? Buradasın. Use soft selection derim bakın. Araziden itibaren şöyle yavaş yavaş bunu aşağı doğru bakın şöyle azaltarak görüyor musunuz? Yavaş yavaş aşağı doğru su kısmını şöyle aşağı doğru indirebilirim. Keskin bir iniş hattı vermemiş oldum. Suyun inmesinin çok önemi yok. Bu kadar yeterli. Sonrasında şunu hemen sıfırlayalım. Ve küçültelim. Ya da şöyle 200'e 200 desek top ekrana geliriz. Bunu getiririm arkadaşlar şöyle. Veyahut şunu seçerim. Bakın. Extrude 0. Bunu hiç, buna gerek bile yok. Şunu seçiyorum. Mavi. Gördünüz mü? Şu şekilde Köyceğiz Gölü, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Köyceğiz Gölü'nü yapmış oluruz sevgili arkadaşlar. Tabii böyle bitmez. Ne yaparsınız? Benim size tavsiyem ne olur? Bu tarz bir arazi çalışacaksanız şöyle yakın açılara gelirsiniz. Shift F yaparsınız. Şöyle Köyceğiz Gölü'nün üzerinden tepeyi görecek şekilde. Buraları Ito Software, Ito yazılımıyla ya da diğer programlar aracılığıyla arkadaşlar multi scatter olabilir. Ağaçlandırırsınız, ormanlık bir hale getirirsiniz. Gerçek fotoğraflarından bakarak tabii ki. Suyu vesairesini yaparsınız. Etrafı yapıp güzel bir doğa çalışması elde edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde aklınızda bulunsun gösterdiğim teknik. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu tarz Türkçe olarak bulamayacağınız dersleri sizler için hazırlamamı istiyorsanız
Max'in böyle ilginç ve diğer programlarla etkileşimli halini görmek istiyorsanız mutlaka yorum kısmında belirtin arkadaşlar. Kanalımıza da yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda benim yine kişisel sistem üzerinden çeşitli dersleri indirebilirsiniz. 3db3.com sitemizden ücretsiz modellerimizi indirebilirsiniz. Kaplama ve modeller var arkadaşlar. Herhangi bir indirme sınırı vesaire bulunmamaktadır. Şu an 13 bin üyemiz var ve giderek büyümekte hamdolsun. Aylık yaklaşık olarak 25 bin ziyaretçisi var sitemizin. Her şey ücretsiz arkadaşlar. Buradan dediğim gibi her şeyi ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hem Chrome hem VRender'a ait modeller bulunmakta ve kaplamalar, scriptler de bulunmakta sevgili arkadaşlar. Bunun dışında ücretli ve ücretsiz premium eğitim setleri olsun, diğer setlerimiz olsun. Bunları arkadaşlar indirmek isterseniz yine burada da ücretsiz iç mekan modellerimiz mevcut. Dış mekan modelleri de ekleyeceğim. Üye olup hemen indirebilirsiniz herhangi bir şekilde ekstra bir ücret vesaire olmadan. Bu ücretsiz sahnelerimizi indirebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah faydalı olacağını düşünüyorum hepinize. Aynı zamanda da dediğim gibi premium setlerimiz var. Bu paketlere bakabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.